Yani ne olacak işte, hepimiz sonuçta AK Parti kazandı. Benim gibi oy verenler sevindi. CHP'liler kaybetti. Ne yapalım? Tamam, bir dahaki sefere de başka bir şey oldu. Yani onu Allah bilir. Onu bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle bütün toplumun artık bir şey rahatlaması lazımdı. Ben yani o psikiyatri konusunda, psikolojik destek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan hala beklenti içerisindeyim. İyi olur. Biz hepimize iyi olur. Hocam bunu iştirak edemeyeceğim işte. Hiç değmez. Yalnız belli sivri tipler var. Onları biz aramıza paylaşıyoruz. Diyoruz ki bunu tımarhaneye kapatırsak işte masraflarını Mustafa sen öde veya Ahmet Mehmet sen öde diye. Hakikaten adamlar sosyal çıldırmış. Sosyal sorumluluk projesi gibi. Evet. Aramıza paylaşıyor. İmece usulü çıldırmış durumdalar. Ya o kadar kendilerini inandırmışlar ki Meltem Hanım. Yani %100 şu anda diyor filanca danışman diyor eşyalarını topluyor mudur acaba diyor. Ha 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 falan gülüyor. Karşısındaki milletvekili adayı o da kendince espriler yapıyor. Diyor ki işte balkon konuşması yapacağım diyor. O sırada diyor saray kim bilir ne halde olur falan. Bak böyle kendi kendilerine gelin gibi olarak acaba diyorum bunlar hiç akıllarına gelmiyor mu? Hani ya bu iş ya bizim umduğumuz gibi olmazsa ya %1 de olsa biraz temkinli konuşayım falan. Yok. Mesela FETÖ'cüler de öyleydi. Kesinlikle diyordu. Hatta Allah rahmet etsin Yaşar Nur Hoca bir tanesine böyle tartışıyordu. Şu anda ağırlaştırılmış müebbetle içeride olan büyük FETÖ başlarından bir tanesi. Diyor ki dedim ki diyor ya bu kadar kesin konuşmayın. Ya, bu madalyanın tersi de olabilir. Hocam dedi diyor. Madalyanın tersi hiçbir zaman olmayacak dedi. Bir sene geçmeden diyor patladılar diyor. Sevgili Hikmet abi bir iki ay oldu bir anekdot anlat seçimlerden önce. O da çok güzel. Bir ay anekdot çok dedi çocuklu arkadaşım var koyu CHP'li dedi. Seçimlerden 2-3 ay evvel işte anlatıyor demiş ki kazandık bu sefer kazanıyoruz. İşte anlatıyor falan aynı bu şey anlattığınız tarzda ama diyor çok yani çok koyu CHP'li de çok eski arkadaşım diyor. En son demiş ki birkaç kişi de vardı sonra gitti onlar diyor. Demiş lan oğlum kazanmayacaksınız büyük ihtimalle. Hani bir de bu kadar ne sınavı konuşuyorsun? Demiş ki Hikmetciğim burada seçime kalmış 2 ay. Bırak ben de biliyorum kazanamayacağımızı da mutlu olayım. Yani bu 5 yılda 2 ay 3 ay bana çok görme. Bırak ben de bununla kendim mutlu edeyim. Yoksa ben de biliyorum demiş yani. Hakikaten böyle durumlar var. İyi gün o akıllıca yani. Diyor ki son günlerimi güzel yaşamıyor. Çok acayip bu şey öyle başladı Hikmet abi. Dedi çok okumuş yani çok üst düzey doğru, birisi dedi. Hepsi okumuş. En son diyor ya ben de biliyorum. Bırak şu 2-3 ay kendimi mutlu hissedeyim yani. Ya 40 yıllık televizyon moderatörleri yani. İşte bir isim verdim işte Ayşenur abla falan yani. Kendilerini öyle bir kaptırmışlardı ki. Ayşenur teyze. Evet Ayşenur teyze. Yani ya diyorum hani biraz sonra insan hani ederler yatsıya kadar sürmeyecek yalanı söylemeyin yani. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar iner. Yok diyor ben şu anda anı yaşayacağım. Abi bazıları yatsıyı da bilmiyor olabilir onu. Çok şey yapma. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi emindik anketler kazanacağımızı gösteriyor. 60 diye. Dedi ya. Kaç kere? Söyledi. 10 puan 15 puan farklı falan. Nerede yaşıyorsunuz diyorum siz ya. Hatta seçimler sayılırken bile sandıklar sayılırken bile bakın biz hiç seçim kaybetmedik mi? Ben çok seçim kaybettim. Ben eski Refah Partisi rahmetli Erbakan hocamızdan. Allah rahmet eylesin. Amin. 36 yaşıma kadar biz hep muhalefetteydik. Ben 67 doğumluyum. 2002'nin sonuna kadar 35 yaşıma kadar biz iktidar yüzü görmedik. İşte bir Refah Yolu iktidarı vardı. O da burnumuzdan getirdiler. Hani ben bir seçmen olarak aktif politikada değildim de. Yani biz hep muhalefetin ne olduğunu biliyorum. Bakardık 7.2 almışız, 13 almışız, 15 almışız, 20 almışız ama muhalefetteyiz. Tamam kaybettik, kazandık, tebrik ediyoruz. Ve en son Büyükşehir Belediye seçimlerinde baktık saat 6.30-7 gibi korkunç bir açık fark var. Ekrem İmamoğlu 800 bin küsüre yakın farklı önde. Tebrik ederiz dedik. Halkın takdiri her şeyin üzerindedir. Çekilirken ya neyi konuşuyorsun sen ya? Bir seçimde 10 milyon fark yemişsin. Hile var düşün. Bir seçimde 2 milyon 800 bin fark yemişsin. Bir seçimde 2,5 milyon fark yemişsin. Abi sen seçim öncesi 15 puan 60 puan diyorsun ya. Evet. Ya seçim bitti. Ben bunu şaka zannediyorum. Sonra Kemal Bey de ona benzer bir şey söyleyince ya, inanamadım. Seçim bitmiş hala şey diyorlar. Erdoğan şey diyor biz kaybetmedik ki diyorlar. Sonra Erdoğan da kazanamadı. Bu modda ha, Erdoğan da kazanamadı. Sonra Kemal Bey dinliyorsunuz ama diyor ilk seçimi kazanamadı diyor. İlk seçimi ya kazanamadı. Yani ya züğürt tesellisi bile desem ya, hafif kalır yani. Yok bu başka bir kafa. Yani evet. Bu farklı bir kafa. Evet. Şöyle bir ifade var. Kaybettik ama büyük bir yenilgi değildi. Diye bir ifade var. Yenildik ama ezilmedik vardı. Onur hocam hatırlıyor musunuz? Şerefli ikincilikler. Şerefli ikincilikler falan. Beşiktaşlar selam olsun. Yanlış anlamasın. Yok yok Beşiktaşlara dokunmayalım. Ama milli takım olarak ben hatırlıyorum. Mesela İrlanda'ya 2-1 yenildiğimiz zaman veya Maltepe'ye İzlanda'ya 1-0 yenildiğimiz zaman yenildik ama ezilmedik. Bu 70'li yılların futbol psikolojisi 80'li yılların aynı durumdalar. Ben diyorum ki inşallah değişirler. Ben geçen şimdi şeye dikkat ettim. Hatta onunla ufak bir şey de yazdım. Ya son 3 cumhurbaşkanlığı seçimi 2014, 2018, 18, 2023. 23. Tayyip Bey'in oy oranı aynı 52. Evet 52. Belli ki. Yani
Yani ne konuşuyoruz? Sen ama? Birleşmişsin bir tek. Başarı şu. Orada 3 kişi 48'i toplamış. Burada 1 kişi 48'i toplamış. Öbüründe 5 kişi toplamış. O 3 kişinin hepsi ona vermiş de toplamış. O zaman diyor ki hepsi benim. Erdoğan'ınki aşağı yukarı hepsi benim. Ben inanıyorum ki eminim de bundan. 2 röportaj verdi Kemal Bey. Evet. Dikkat edin. Böyle satır satır dinleyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde kaç aldığını söyleyemedi. O da bilmiyor. Hayır, o ayrı da. Evet, en azından bir tahmin. Niye söyleyemiyor? Her nedense. Yani Hakan Bayrakçı'dan korkuyor. Hakan abi onu mahvediyor. Şimdi, şu anki oranı galiba 24'te. Yani arındırılmış oran. Tabii 24 civarı. 23 bile olabilir. 23 24 falan. Hayır. Şimdi dese ki 24 aldım ben. Bu sefer Gelecek, Deva, şey, benim Saadet. Deva bir dakika diyecek. Bizim oyumuz nerede? Ağa gibi, Şener Şen gibi. Ula, benim dese ki onlar 3 topladı. Biz hesapladık. 22. Bu sefer 20 olacak. 20. 2 programdır. Konular geliyor. Sağ olsun tabii o Soldaş TV'lere çıktığı için. Oradaki gazeteci bayanlar ve beyler de yani soruları sormuyor. Sormadılar. Yani soruyorlar değişik ama cevap vermiyor. Şu ana kadar hiçbir seçimle ilgili analizinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç aldığını söylemedi.